Evet yaptığımız araştırmada genel müdür pozisyonundaki çalışanların e, organizasyondaki diğer pozisyonlara göre daha fazla stres alanında olduğunu görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Daha dar bir konfor alanları var. Ancak biz stres alanını ikiye ayırıyoruz. Bir olumlu stresin olduğu, bizi harekete geçiren, potansiyelimizi ortaya koymamıza yardımcı olan stresin olduğu heyecan alanı var. Bir de yıkıcı stresi yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz kaygı alanı var. Gördüğümüz kadarıyla genel müdürler ağırlıklı heyecan alanında. Bu olumlu bir şey. Peki bu dengeyi nasıl sağlıyorlar? Tecrübeleri çok yüksek, kafalarında stratejiler, vizyonlar var, ekipleri çok kuvvetli ve kaynakları var. Bunların hepsi aslında onların o yıkıcı stresi dengelemesine yardımcı olup, olumlu streste kalmasına yardımcı oluyor. Ama organizasyonda alt pozisyonlara gitmeye başladığımızda tablonun değişmeye başladığını görüyoruz. Ve kaygı alanının artmaya başladığını gözlemleyebiliyoruz. Buna karşılık stres alanında kaygı tarafı artarken heyecan alanında daralmaya başlıyor. Özellikle e, müdür eksi bir pozisyonunda e, baktığımızda yüzde on bir gibi bir oran görüyoruz heyecan alanındaki arkadaşlarımızda. Ama en büyük kırılmada kaygı alanında iş ilk işe giriş pozisyonlarında karşımıza çıkıyor. Burası bize ne söylüyor? Aslına bakarsanız e, çalışma arkadaşlarımızın özellikle yeni işe giren arkadaşlarımızın giriş pozisyonundaki arkadaşlarımızın süreçleri organizasyondaki yerlerini çok iyi içselleştiremediklerini, anlamlandıramadıklarını görüyoruz. Bu da bir iletişim kopukluğu yaşandığını görüyoruz ve klasik piramit şeklindeki hiyerarşik yapılarda şunu gözlemleriz ne olur? Üst düzey pozisyondaki insanlar masa başına oturur, problemleri çözmek için fikir üretirler. Uygulama alt taraftadır. Buradaki kopukluk yani uygulama tarafında kaygı ağırlıkta olan pozisyonları gördüğümüz zaman biz neyi görürüz? Üst düzey pozisyondaki insanlar masa başındayken güzel şekilde problemleri çözebilirler ama uygulama tarafında kaygı alanındaki insanlardan yaratıcı çözümler ortaya koymaları veya üretkenlik beklememiz çok yerinde olmayabiliyor. Yani yapılan planlar hayata geçme süreçlerinde problemler yaratabilir gibi gözüküyor.